Merhaba arkadaşlar, selam, hay. Ben Mehmet Emin Alpan. Bugün sizlerle birlikteyiz. Kısa bir süreliğine vaktinizi alacağım. Eğer beni sonuna kadar izlerseniz ve muhtarı sonuna kadar izlerseniz, bu tarafta mısın muhtar? Neredesin? Burada da olabilirim. Burada da olabilirim. Yani. Neyse, neredeysen artık aşağıda, yukarıda, sağda, solda. Sen de montajcısın, ben de montajcıyım. Biliyorsun ki istediğimiz yere kendimizi oturtabiliriz. Sen istediğin yere konuş eminim. Bizi bugün bu videonun sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Biz bugün size ne yapacağız? Ne yapacaksın? Bir şey yapmayacağız ya. Tarif vereceğiz. Korona günlerinde mümkün olduğu kadar evde kalmak zorunda kaldığımız günler için eğlenceli ve basit bir tarif vereceğiz. O kadar. Emin, muhtarın yemek kanalında ne işin var oğlum senin? Yemekten ne anlarsın sen? Neyse, hakikaten benim burada ne işim var, o konuda bir fikrim yok. Tamamen muhtar kurdun kanalına özel geldim, bir oturdum, burada video çekiyorum. Benim daha önce yemekle, içecekle, yiyecekle, yiyip içmek dışında bir işim olmadı. Sadece tadına bakarım. Birisi yaparsa çok güzel yerim. Acayip bir insan o konuda yani. Muhteşem yemek yerim. Mantar yemiyor mantar. Onu söylememiş. Her şeyi yemiyor. Seçiyor biraz. Emin'in en kolay yapabileceği şey ne olabilirsiniz diye bir bilin bakalım. Bir susayım da muhtar konuşsun ya. Bu arada gözüm televizyona takılıyor zaten. Evet arkadaşlar, merhaba. Emin'den fırsat buldukça ben de konuşacağım. Yemek yapma konusunda çok fazla hevesi olmayan bir arkadaşımız. Emin beni dinlerken bir anda kız istemeye gitmiş moduna döndü. Bakın ne kadar da masum duruyor değil mi? Beni duymuyor şimdi, o yüzden rahat konuşuyor. Evet Emin, yine sendeyiz. Söz senin, sahne senin. Buyur şovunu yap. Bu videoda peki ne yapacağız? Ayva. Kompostosu yapacağız. Ayva kompostosu. Ayvayı yedik arkadaşlar. Mehmet Emin Alpan'ın zorlanmadan yapabileceği tek şey ayva kompostosu arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ne kusur efendim? Bu kanalımızdaki üçüncü ayvalı tarif olacak. Birincisi neydi? Birincisi ayva tatlısı. İkincisi ayva reçelimiz. Hemen hemen aynı malzemelerle yapmıştım. Biraz sulu olduğu için reçel oldu. Şimdi de Emin kardeşim bize ayva kompostosunu anlatacak. Halk dilinde hoşaf olarak da biliniyor. Emin, sözü sana vereyim mi? Şimdi şu malzeme kısmını bir halledelim. Sonra yapılışına geçeriz. Muhtar sen gelsen. Dedim ya ayvayı yedik diye. İzlemeye devam. İki ayvamız hazır mı arkadaşlar? İki ayva. İki ayvayı 250 gram şeker, küçük bir tencere. Tencerenin yarısına kadar dolduracak kadar da su. Bu ölçüsünü siz tutturun. İster 5 bardak ister 10 bardak. Tencerenin yarısı dolacak işte. Malzemelerimiz bu kadar. Şeker, su, ayva. Aslında bazı şeyler de katılabilir. Ona Emin sonra bahsedecek. Araştırmış çünkü. Hani mutfakla çok haşır neşir olmayan bir insan için ayva kompostosu yapmak kolay bir şey değil. Araştırılması gereken bir konu. Öncelikle ne yapıyoruz? Önce ayvaları yıkıyoruz. Güzelce yıkıyoruz. Malum korona. Korona diye bir tehdit var. Günümüzde koronayla yaşamak zorundayız. En azından önümüzdeki kez Sağlık Bakanı öyle söyledi. Yıkadıktan sonra ne yapıyoruz? Ayvalarımızı 4 eşit parçaya bölüyoruz. Dedim ya, Emin kardeşim de montajcı. Bir montajcı ne yapacak? Detay da alacak. Şimdi ayvayı kesmeden kameranın açısını değiştirecek. Arkadaşlar yani siz benim gibi yapmayın, daha güzel doğrayabilirsiniz bunu. Vardır yöntem. Ayva ile mücadele ediyoruz. Merhaba. Ayvaları 4 eşit parçaya böldük mü? Hadi bakalım şimdi onları küçük küçük doğrayalım. Ama içlerini temizlemeyi unutmayın. Çekirdekleri çıkacakmış. O çekirdeklerin etrafındaki sert şeyler var ya. Beyaz beyaz. Onları da temizleyeceğiz. Hadi bak. Kolay gelsin. Ayva çiçek açmış. Yaz mı gelecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Gönül bu sevdadan vaz mı geçecek? Bana ettiklerin az mı gelecek? Yandım Allah yandım, yandırma beni. Hadi hadi, evde boş oturmayın. Kalkın biraz göbek atalım ya. Bu evde kaldığımız günlerde yapmamız gereken en önemli şeylerden biri hareket etmek. Evin içinde hareket etmemiz gerekiyor. Bu step olur, aerobik olur, squat olur veya eğlenceli müziklerde göbek atmak olur. Mutlaka hareket etmemiz lazım. Şu anda ayva soyduğumu görmüyorsunuz ama ayva soyuyorum. İnanmayanlar için gösterebilirim. Bak bu da bıçak. Koronavirüsten korunmak için ne yapıyoruz bu arada? Evet, şimdi önemli konulara geçelim.
Biraz eğlenceli, biraz ciddi, biraz da eğitici bir video olacak gibi. Herhalde Ayvasoyara koronavirüsten korunmuyoruzdur. Öyle. Ne yapıyoruz ki, ne yapıyoruz yani? Prezident, arabalık ortamlara gidiyoruz. Gross marketleri talan ediyoruz. Gidip parklarda iç içe oturuyoruz. Ondan sonra başka ne yapıyoruz? Gidiyoruz, her yeri elliyoruz. Para alıp veriyoruz. Marketlerdeki bütün poşetleri tek tek dokunuyoruz. Eldiven kullanmıyoruz. Ağzımızı kapatmıyoruz. Öksürüyoruz. Tıksırıyoruz. Yani yapmamamız gereken ne varsa hepsini yapıyoruz. Yapmayalım. Neler yapalım? Emin kardeşim anlasın. Öncelikle ne yapıyoruz? Kalabalık ortamlardan uzak duruyoruz. Ben en az 3 metre uzak duruyorum. Hayvanın çekirdeği çıkmıyor. Neyse, ikinci olarak ellerimizi sık aralıklarla 30 saniye boyunca yıkıyoruz. Üçüncüsü elimizi, yani elimizi sürekli yüzümüze, gözümüze, bilmem neremize, burnumuza, ağzımıza sürmüyoruz arkadaşlar. Neden? Bu elimizi her yere dokunuyoruz çünkü. Şimdi bu koronada 14 diye bir rakam var. 14 kuralı var. 14 gün kuluçka dönemi var. Koronanın 14 ile ilgili bir sıkıntısı var. Koronadan korunma yöntemleri var. 14 maddelik. Bu 14 maddeyi biz burada söylemeyelim. Siz internetten araştırın bulun. Zaten belki biliyorsunuz. Onu da hala bilmiyorsanız çok kızarım. Bu hayvana karamaması için suya falan konuyormuş ha. Ben koymadım. Siz koyun bence. Yani sonuçta kararmasını istemezsiniz herhalde. Ayvayla uzun süre meşgul olacaksanız hazırladığınız ayvaları limonlu suda bekletebilirsiniz. Böylece kararmasını önlersiniz. Yani isteğe bağlı olarak içine bunu zencefil falan da katılıyormuş. Bilmem ne anasını, tarçın. Hatta limon bile alatanlar var. Gördüm internette. Biraz araştırdım nasıl yapılıyormuş diye. Hiç hayatında yaptın mı ki? Yapmadım. Benim bildiğimse limon mutlaka konulması gerekiyor. Zencefil de çok güzel tat katabilir. Tarçın da tercih edilebilir. Ayvaya çok yakışıyor. Ama anason olayını hiç bilmiyorum, hiç duymadım. Bilenler yoruma yazarsa sevinirim. Ayvalar soyduysak eğer, hala soyuyoruz mu? Ben soyuyorum yani. Ayvalı yemeklerin, tatlıların yemeği de var, evet. Yemeklerin, boşa söylemedim. Ayva kızartması etin yanına çok güzel oluyor mesela. Neyse, ayvalı tatlıların ve yemeklerin en zor kısmı ayvayı hazırlamak. Bu arada saçım nasıl olmuş Emin? Ay bozdum. Neyse. Emin senden devam edelim ya. Ayvalarımızı soyduysak, her şey hazırsa. Şimdi ayvalarımızı küçük küçük doğrayalım. Küçük küçük. Küçük küçük. Küçük ayva, küçük ayva. Kabuğun nerede? Kabuğum yok, kabuğum yok. Yüzerim kompostoda. Olmadı. Mis gibi olacak. Bunu ben yapıyorum. Ben yapınca güzel olur. Siz yapınca bilmiyorum nasıl olur. Ya bu ev erkekliği zor işmiş yani. Benden de ne ev erkeği olur ya. Ev erkekliği diye bir şey mi var ya? Hiç korona günlerinde bazıları mecbur yani. Hop, ayvaları doğradık mı? Doğradık. O zaman tencere. Tencere boyutuna geçelim. Haydi bakalım. Doğradığımız ayvalarımızı güzelce tenceremizin içine atalım. Yemeğine. Onlar kompost olacak. Tamam yemedik. Ama kendin ye. Hazırlık aşaması pişirme aşamasından uzun süren bir şey. Bundan sonra yapacaklarınız o kadar kolay ki. Biraz da şeker ilave edelim. Hop, mis. Ben 1,5 su bardağı attım sanırım. Emin kardeşim 1,5 su bardağı şeker ekledi ve ocağın altını yakacak. Şimdi altını yakalım. Nasıl bildim ama değil mi? Ve ayvalarımız kaynayıncaya kadar bekleyelim. Telefon çalıyor. Sen telefona bak, ben anlatayım Emin kardeş. Şimdi ayvalar yumuşayıncaya kadar kaynayacak. Şekerle birlikte haşır neşir olacaklar. Çiçe geçecekler ve hoşaf olacaklar. Kompost olacaklar. Hoşafla komposto arasında bir fark var galiba ama şimdi hatırlamıyorum ne olduğunu. Yani komposto başka bir şey, hoşaf başka bir şey. Yani öyle bir şey olması lazım. Arada bir küçük bir fark var gibi. Yanlış hatırlamıyorsun. Suyumuz kaynadıktan sonra ayvalar yumuşayıncaya kadar bekleyeceğiz. Kısık ateşte kaynatmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Ayvalar tamamen yumuşadıktan sonra, yani şekerin içine çektikten sonra ılıtıp veya soğuk bir şekilde servise hazır olacak.
Ve işte kompostomuz hazır. Korona yüzünden evde kaldığımız bu günlerde sıkılmamamız için yapabileceğimiz küçük bir etkinlik. Yemeğin yanında çok iyi gider. Hem lezzetli hem faydalı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz efendim. Sağlıcakla kalın, sağlıklı kalın. Umarım en kısa zamanda bu korona belasından el birliğiyle kurtuluruz. Mesajımız ne? Evde kal Türkiye.